Ünlü Yeşilçam oyuncusu Aydemir Akbaş, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane isimli programa konuk oldu. Akbaş, erotik filmlerin popüler olduğu dönemde çekilen cinsel içerikli filmlerle ilgili itiraflarda bulundu. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeşilçam'ın komik erotik filmlerinin aranan ismi olan ve birçoğunuzun Kol Pacino'dan tanıdığı Aydemir Akbaş, ününe ün katan cinsel içerikli filmlerin iç yüzünü anlattı. Akbaş, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Akbaş, erotik film çekimleriyle ilgili itiraflarıyla gündem oldu. Erotik filmlerin yasaklanması için Kültür Bakanlığı'na çıktığını belirten Akbaş, "Bizim oynadığımız dönemde kadınlar şortlu, biz de kıyafetliydik. Bizim çekim yaparken yatağa girdiğimizde de görünmüyorduk. Ben o dizilere senarist olarak girdim. Bir gün oyuncu gelemeyince ben oynadım. İki tane dram filminde oynadım, kadın dahi yoktu. Onlar da bu filmlerle aynı kişi şey yaptı" dedi. "Filmlerde giydiğim uzun donumu çıkarmam için bana para bile teklif etmişlerdi. Ben kabul etmedim. Ben o filmlere başladığımda komedi olarak geçiyordu. Çok sonra olay pornoya döndü" ifadelerini kullandı. Cinsel içerikli filmler çekmek için gariban kadınların ya da genel evdeki kadınların çağrıldığını belirten Akbaş, "Sinema bir açıdan da tehlikeli bir şeydir. Türkan Şoray'ın bir filmindeki bağırma sahnesini cinsel içerikli filmlere eklerlerdi. Bizim çektiğimiz filmlere hayat kadınlarıyla çekilen gerçek cinsel ilişki sahnelerini ekliyorlardı" itirafında bulundu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.